Sağlıklı ve lezzetli istiridye mantarın tadına bakabileceğiniz bir mekandayız şimdi. İzleyelim. Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Ticaretin ve ekonominin önemli olduğu, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, günümüzde de Türkiye'nin en modern şehirlerinden bir tanesi olan Kayseri ilimizden sesleniyoruz size. Kayseri'de bulunan Erciyes Mantarı firmasına konuk olduk. Sağ yanımda işletmenin sahiplerinden bir tanesi olan Mükremin Bey bulunuyor. Mükremin Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz de şehrimize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sol yanıma da hemen dönmek istiyorum. İsmail Bey bulunuyor yine firma sahiplerinden. İsmail Bey, siz de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? İsmim Mükremin Ünal. Aşağı yukarı 1,5 yıldır istiridye mantarı üretimiyle ilgilenmekteyim. Peki burada istiridye mantarının dışında başka hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Şu an itibariyle istiridye mantarıyla meşgul oluyoruz sadece. Başka bir faaliyet alanımız yok. Çünkü istiridye mantarı ek iş olarak yapılabilecek bir iş değil, tam zamanlı olarak yapılabilecek. Günümüzde ticari değeri olan ürünlerden bir tanesi, onun için tam zamanlı olarak istiridye mantarı üretimi yapıyoruz. Türkiye'nin hangi illerine üretim sağlıyorsunuz? Şu an itibariyle Diyarbakır, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Kahramanmaraş illerine toptan satışlarımız mevcut. Peki Mükremin Bey, teşekkür ediyorum. Size hemen ardından İsmail Bey'e dönmek istiyorum şu an. İsmail Bey, size de hemen şunu sormak istiyorum. Şimdi istiridye mantarı sanırım zahmetli bir süreçten geçiyor. Üretim nasıl sağlanıyor? Şimdi istiridye mantarı, yani her işte olduğu gibi mutlaka bunda da bir takım zahmetler ve meşakkatler vardır ama neticesi çok güzel. Yani hem millet menfaatine hem de millet menfaatine olan bir iş yapıyoruz. Besin değeri itibariyle hem ilaç gibi, et gibi bir ürün hem de dünya sıralamasında çok sonralardaymışız. 1,5-2 yıldır biz bu işi yapıyoruz. Oldukça riskli dönemlerden geçtik. Ürünün tanınmaması, korkulması, işte zehirleyip zehirlemesi ama tadına bir bakanın bir daha vazgeçememesi. Üretim aşamasında yaşadığımız sıkıntılardan ziyade satarken pazarlama esnasında bir takım sıkıntılarla karşılaşmıştık. Çok şükür onları da aştık. Şu anda yok satıyoruz. Yani ürünün devamını sağlamak istiyoruz. Ne kadar Kayseri'de bu işi yapan şu anda 15-16 kişiyiz. Derneğimizi kurduk, faaliyetlerimiz var. Üretici sayısının artmasını bekliyoruz hızlı bir biçimde. Yani korkulacak bir şey değil. Tam tersine hem geçimlerini sağlayacak hem ekonomiye katkıda bulunacak. Çok müthiş bir sektör, yeni bir sektör. Şu anda Kayseri'de 100'den fazla bir üreticimiz olsa İç Anadolu bölgesine hükmetmeyi düşünüyoruz. Hedeflerimiz oldukça büyük. Yani 1 yıllık, 2 yıllık bir çalışma neticesinde bu ürünü tanıtmaya başladık. Bir takım sıkıntılar yaşadık ama şu anda o sıkıntıları da aştık çok şükür. Peki insan sağlığına biraz daha detaylı değinelim istiyorum. Neye faydaları var? Hangi vücudumuzun hangi organına faydası var? Bu mantar 1992'de Samsun Üniversitesi'nde şu anda görev yapmakta olan Profesör Ayşin Pekşen Hanımefendi var. Onun bilgileri doğrultusunda söyleyeyim, yoksa bir tıbbi çalışmalarım olduğu konusunda değil. Kolesterol düşürdüğünü, kansızlığa iyi geldiğini, sindirim sistemini güçlendirdiğini, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, kendi ifadeleridir. Artı protein değeri olarak tavuk ve balıkla yarışıp kırmızı ete eş değer durumunda olduğunu kendileri ifade etmiştir. Bunun bilinçli bir kaynaktan çıkması da çok güzel bir şey. Yani söyleyeceğimiz çok şeyler vardır mutlaka. Yani laftan ziyade bunun bir tadına bakılması veyahut da bir üretimin yapılması, denemek gerekiyor. Yani biz ne anlatırsak anlatalım, üreticidir haliyle abartıyor olabiliriz. Ama ne kadar abartsak da inanır mısınız, tarifine yaklaşamayız. O boyutta bir ürün bu.
Peki İsmail Bey, hemen şuna da değinelim istiyorum. Şimdi biz mantar çeşitlerini birçok yemekte kullanıyoruz ama siz bunu aşmış durumdasınız. Hangi yemekleri yapıyorsunuz mantarla? Şimdi, bir Kayserili olarak önce sucuğunu yaptık. Yani Avrupa'da ucuz et olarak biliniyormuş. Zaten beni teşvik eden de Fransa'dan bir akrabaların gelip bunu Avrupa'da yapıyorlar, siz niye yapmıyorsunuz gibisinden. En büyük sebebi olmuştu. Etle ne yapabiliyorsanız hepsini yapabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa bir ette, yani sucuğunu pastırmayı katlayalım da sucuğu daha iyi oluyor. Onun haricinde tantunisiydi, künefesi, yani dürümüydü, ne diyorsanız, etle ilgili ne biliyorsanız hepsini yapabilirsiniz. Burada bizi bu hale getiren, mesela çalışmalarımıza en büyük destek olan Özkan Bey var, tarım il müdürümüz. Gerçekten müthiş yeniliklere açık bir insan. Ona da bu vesileyle bir teşekkürü borç biliyorum. Kanalınızdan da ona da bir teşekkür edelim inşallah. Peki İsmail Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben hemen Mükremin Bey'e dönmek istiyorum. Mükremin Bey, size de şunu sormak istiyorum. Üretim aşamasında yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mı? Üretim aşamasında yaşamış olduğumuz sıkıntılar yer seçiminden kaynaklanan sıkıntılar olabiliyor. Onun harici üretim aşamasında fazla sıkıntılı bir üretimimiz olmuyor. Üretimini yılın 12 ayı doğal ortamda yetişebileceği şekilde iklimlendirme sağlayarak yapıyoruz. Bunları da tamamen suni şekilde yapıyoruz, fakat doğada yetişme şartlarına uygun hale getirerek ısıtma, soğutma, havalandırma, nemlendirme vesaire, bu gibi iklim şartlarını sağladığımız zaman herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Peki istiridye mantarı için devlet desteği sağlanıyor mu? Devlet destekleri konusunda müteşekkiriz. Gerçekten devlet bu konuda üst düzeyde destek veriyor. Özellikle son 2 yıldır üretim aşamalarında gerekse Avrupa Birliği fonlarından yüksek meblağlarda destekler sağlanıyor. Kırsal kalkınmadır, İPART'tır vesaire. Onun için yani memnunuz, o konuda bir sıkıntımız yok. Şu an itibariyle de zaten Kırsal Kalkınma Ajansı desteğiyle modern bir tesis yaptırma çabasındayız. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki Mükremin Bey, biraz da şuna değinelim istiyorum. Sektörel anlamda yaşadığınız sıkıntılar oluyor mu? Sektörel anlamda şu anda pazarlama konusunda ürünümüz yok satıyor, fakat bir kalite çıtasını yakalayarak yok satmıyor. Onun da sebebi ürünün tanınmışlığının az olması. Vatandaşın bilinçsiz olması bu konuda. Genelde yani mantarlara karşı insanlar temkinli yaklaşıyorlar. Bunun için tanıtım faaliyetlerimizi bütün üreticiler olarak ve biraz da devletin kurumlarından tabii bu konuda destek bekliyoruz. Çünkü yeni bir sektör, yeni bu sektöre giren insanlar var. Belki güç aşamasında güçleri yetmeyecek, fakat tanıtım faaliyetlerinin biraz fazlalaştırılmasıyla inanıyorum ki önümüzdeki zamanlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Peki yıllık kaç ton hasat alıyorsunuz burada? Yıllık şu anda benim 2200 metrekare alanda üretim faaliyeti gösteriyorum. Tam kapasite çalıştığım zaman 240 tona yakın istiridye mantarı üretimim var yıllık. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim de bu mantara çekinceyle yaklaşılıyor. Bilinirliği az. Korkulacak hiçbir şey yok. Gerçekten çok lezzetli, doğal bir mantar. Herhangi bir tehlikesi de yok. Tamamen kültüre alınmış bir mantar. Biz severek ve beğenerek yiyoruz. Bunu da herkese tavsiye ediyoruz. Kesinlikle çekince olmasın. Peki, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, hemen İsmail Bey'e de dönelim istiyorum. İsmail Bey, son olarak da size sormak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? 1,5-2 yıldır bu işi yapıyoruz. İlk başlarda bayağı bir sıkıntılar çektik. Ürettik, satamadık. Ürünümüz elimizde kaldı. Milletimiz korkuyordu. Ama şu anda öyle bir aşamaya geldik ki yok satma konumundayız. Yeni üreticiler, yani acil olarak ihtiyacımız budur. Hiç kimsenin korkmasın yani. Yeni üreticileri bu topluma kazandırdığımız zaman hem bir geçim kaynakları olacaklar, hem de bir sektörel faaliyetler olacaklar. Evet sevgili izleyenler, Kayseri'de bulunan Erciyes Mantarı firmasına konuk olmuştuk. Kayseri'deki yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek.